Karşıma çıkan sınav sorularını incelerken bizden bazı şeyleri bilmemizi beklediklerinin farkına vardım ve bu videoda bizden bekledikleri o şeylerden birinin üzerinden geçip sizlere konik kesitler özellikle de hiperbollere değinerek teğetler ile arasındaki ilişkilerden bahsedeceğim. Daha önceki videolarda bunu yapmıştık ama o yaptığımız genel bir durum değerlendirmesi değildi. Bu video için kolları sağa ve sola açılan bir hiperbolle çalışacağız. Hadi bakalım. Denklemimiz x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 1 olsun. Bu hiperbolü çizmek isterseniz bu x bu da y eksenim olsun. Kolları sağa, bu üst kısmı, bu da alt kısmı ve sola açılacak. Ve eğer merak ediyorsanız y'yi sıfıra eşitlerseniz bu nokta a virgül sıfır, burası da eksi a virgül sıfırdır. Bu videoda buradaki a'lar, b'ler ve teğetin denklemi arasında bir ilişki bulmaya çalışacağım. Teğetin de sadece bu noktada teğet olduğunu düşünelim. Biraz daha düzgün çizebilirim. Evet işte buna benzeyen bir teğetimiz olduğunu varsayıyoruz. Teğetin denklemini de y eşittir mx artı b değişkenini burada kullandığımız ve kafamızı karıştırmaması için teğetin y eksenini kestiği noktayı c olarak alacağım. Evet biraz garip görünüyor ama C Y ekseninin kesim noktası tamam mı? Bakalım. M, A, B ve C arasında bir ilişki bulmaya çalışıyoruz. Bunu daha önceki videoların birinde kullanmıştık ve sanırım sıradaki videoda da kullanacağım ama e, Khan Akademi videolarına aşinaysanız benim her şeyin ispatını yapmayı sevdiğimi ve ezbere bilgileri kullanmayı sevmediğimi biliyorsunuzdur. Çünkü ezberlediğiniz zaman bir kere yanlış ezberleyebilir ya da yanlış hatırlayabilirsiniz. Sonra o formülün nereden geldiğini bilemez ve anlamazsınız ama bazı sınavlarda da tüm ispatları en başından yapacak zamanımız olmadığı için formülleri ezberebiliyor olmak gerçekten de çok yararlı olabiliyor. Onun için gelin az önce bahsettiğim ilişkiye odaklanalım ve bakalım hiperbol ile teğet arasında nasıl bir ilişki bulacağız. Burada önemli olan hiperbol ve teğetin sadece tek bir noktada kesiştiklerini biliyor olmamız. O halde burada y kareyi bir tarafta yalnız bırakarak başlayalım. Önce denklemin iki tarafını da eksi b kare ile çarpalım. Eksi b kare bölü a kare x kare artı y kare eşittir eksi b kare. Şimdi de bunu denklemin iki tarafına ekleyelim. y kare eşittir b kare bölü a kare x kare eksi b kare buluruz. Evet. Şu ana kadar hiperbolün denklemini y kareyi bir tarafta yalnız bırakarak yeniden düzenlemek dışında bir şey yapmadım. Sırada teğetin denklemini de y kare olarak yazıp bunların ikisini birbirine eşitlemek var. Yani ortak çözüme geçeceğim. Buradaki sarı denklemin iki tarafının da karesini alırsak y kare eşittir m kare x kare artı, bu ikisinin çarpımının iki katı yani 2 m c x artı c kare elde ederiz. Bu ikisinin yani hiperbol ve teğetin tek bir noktada kesişmesi demek, aynı x ve y koordinatına sahip olan bir noktada üst üste gelmeleri demek olduğu için, bu ikisini birbirine eşitleyip x'in ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Bu arada çok fazla değişken olduğundan x'in ne olduğunu bulamayabilirim ama doğrunun hiperbole teğet olduğu nokta tek kesişim noktası olduğu için buradan yürüyerek a, b, c ve m arasında bir ilişki bulabileceğim. E hadi bakalım. M kare x kare artı 2mc x artı c kare eşittir b kare bölü a kare x kare eksi b kare. Evet. Daha önceki videoların birinde buna çok benzer bir şey yapmıştım ama bu videoyla bir genelleme yapıp buna benzeyen tüm sorularda işimize yarayacak bir bilgiye ulaşmayı amaçlıyorum. Bunu ikinci dereceden bir denklem formuna getirirsek, bu terimi iki taraftan da çıkarmamız gerekecek. Sonra bir de x kare parantezine alacağız, değil mi? Parantez içinde m kare eksi b kare bölü a kare çarpı x kare. Bu iki terimi kullandım. Evet, artık xli terim olarak sadece bu var. Yazıyorum artı 2mc x ve son olarak bir de sabit terimler yani artı c kare artı bu terimi iki tarafa eklediğimde bir de artı b kare gelecek. Yani c kare artı b kare elde edeceğim. Bu denklemin sadece bir çözümü olması için bu arada bunun sıfır eşit olduğunda yazı vereyim. Evet, bu denklemin sadece bir çözümü olması için diskriminantının ikinci dereceden denklemlerin köklerini yani çözümlerini bulmamıza yardımcı olan formülü hatırlıyor musunuz? Bu, e, bu bler birbirinden farklı bler ama formül eksi b artı eksi karekök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a idi. Şimdi buradan sadece tek bir kök yani tek bir çözüm elde etmemiz için buranın yani diskriminantın sıfıra eşit olması gerekir. Evet, eğer b kare eksi 4 ac sıfıra eşit olursa elde edeceğimiz tek çözüm eksi b bölü 2a olacak. Ve burada yani hiperboletiyet olan doğru durumunda da sadece tek bir kesişim noktası olduğu için bu denklemi sağlayan tek bir x değeri olacak. Kısacası burada kullandığımız a, b ve c'lerden farklılar. Ama buradaki b kare eksi 4 ac'nin sıfır eşit olması gerekiyor demek istiyorum. Şimdi bu denklemle ilgilendiğimiz için b x'li terimin katsayısı. Yani bu olacak. Karesini alırsak 4m kare c kare elde ederiz. Bundan eksi 4 çarpı a yani bu. İşleri kolaylaştırmak için bunu artı yapıp burayı eksi 1 ile çarpacağım. Eksi 4 yerine artı 4 yazıyorum. Çarpı bunu da eksi 1 ile çarpınca b kare bölü a kare eksi m kare çarpı c yani c kare artı b kare değil mi? Az önce de söylediğim gibi eğer bu doğru hiperbole teğetse yani sadece tek bir kesişim noktaları varsa bu denklem sıfıra eşit olacak. Sadeleştirmek için eşitliğin iki tarafını da dörde bölebilirim. Bunu yapınca burası siyahla boyayayım. Evet bir olur. Burası da değil mi? Bu parantezi açarsak şimdi b kare c kare bölü a kare artı b kare çarpı b kareden b üzeri 4 bölü a kare eksi m kare c kare. Başka bir renkle yazacağım ve eksi m kare b kare elde ederiz değil mi? Eşittir sıfırı ve baştaki m kare c kareyi de unutmayalım. Evet. Bu ve bu birbirini götürüyor ve geriye kalan terimlerin hepsi b kareye tam bölünüyor. O halde burası 1 olur, burası b kare ve burası da 1 olunca her şeyi bir de a kare ile çarparsak c kare artı b kare eksi a kare m kare elde ederiz. Eşittir 0. İki tarafa bir de şunu eklersek c kare artı b kare eşittir a kare m kare eşitliğini bulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi tertemiz ve çok basit bir ilişki elde ettik. Eğer doğrunun denklemini biliyorsak, m ve c'nin ne olduğunu biliriz ve bunu kullanarak a ve b arasındaki ilişkiyi buluruz. a ve b'nin ne olduğunu biliyorsak da m ve c arasındaki ilişki yani teğetin denklemiyle ilgili önemli bir bilgiye sahip oluruz. Ve eğer bazı başka bilgilere de sahip olursak bunların değerlerini bile bulabiliriz. Bu formülü ya da belki bilgiyi demek daha doğru olacak sıradaki soruda kullanacağız.